Feromon nedir? Feromon örnekleri nelerdir? Tüm iletişimler sözel yolu olmaz. Koku aracılığıyla gerçekleşen iletişim ise kelimeler yerine feromonları kullanır. Bir türün üyeleri arasında iletişim kurmak için kullanılan ve kimyasal işaret olarak bilinen feromon hormonu ile ilgili merak edilenler birazdan. Canlılar arasında etkileşim ve iletişimi sağlamak için kullanılan birden fazla yöntem vardır. Koku duyusuna bağlı olan iletişim türlerinden birisi de feromon sayesinde gerçekleşir. Feromon nedir sorusunun hala günümüzde kesin bir cevabı olmamakla birlikte uzun yıllardır bilim adamlarının çalışma konusu olan feromonlar sessiz bir kimyasal iletişim sistemi olarak tanımlanırlar. Canlıların kendi türlerinden bireyler tarafından algılanabilen ve tepki uyandıran kimyasal salgıladıkları keşfedilmiştir. Salgılanan bu kimyasallar karşı tarafın koku duyusuyla algılanır ve kontrol dışında tepki üretimine sebep olabilir. Genellikle sinekler ya da böcekler üzerinde çalışmalar yapılıyor olsa da insanlara ait feromon tespitleri de yapılmıştır. Hayvanlarda tespit edilen feromonlara karşı insandakilere her zaman şüpheyle yaklaşılır. Çünkü insanların hayvanlara kıyasla sahip olduğu daha karmaşık iletişim sistemleri vardır. Ancak birçok araştırmacı insanlar arasında etki uyandıran feromonların varlığını savunur. 1959'dan itibaren devam eden feromon çalışmaları birçok canlı üzerinde etkili olan kimyasal iletişimle ilişkili örnekler ortaya çıkarmıştır. Cinsel ve bölgesel davranışları manipüle eden feromonlar aslında hayvanların burun reseptörlerinde bulunan moleküler kimyasallardır. Bilim insanlarının feromen temelli iletişim sistemine dair verdikleri en yaygın örnekler ise şunlardır. Arılar, karıncalar, fareler. Hayvanların davranışlarını ve eylemlerini etkileyen feromonlar tarımda ve ilaçlama sektöründe sıklıkla kullanılır. Günlük hayatta karşılaşmış ve cevabına ulaşmamış olabileceğiniz feromon tuzağı nedir sorusu da hayvancılıkla oldukça ilişkilidir. Feromon tuzakları feromon emdirilmiş kapsüllerden meydana gelir. İnsandaki feromon hormonu örnekleri nelerdir? Bazı araştırmalara göre insan vücudunun salgıladığı bazı kokulara maruz kalan kişiler bir takım tepkiler açığa çıkartır. Vücudun oluşturduğu ve saldığı kokulara maruz kalan diğer insanların tepkisel davranışları genellikle cinsellik ve üreme ile ilişkili olduğu söylenir. Hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da salgıların ve terin üremeye hazır bulunuşla bağlantılı olduğu görülmüştür. Bu konuyla ilgili verilecek en ilginç örneklerden birisinin araştırılması 2011 yılında gerçekleşmiştir. Bu araştırmaya göre yumurta dönemindeki kadınların salgıladıkları ve yaydıkları koku erkeklerdeki testosteron seviyesini artırma yönünde etkiye sahip. Bir diğer ilgi çekici tespit ise bu araştırmadan çok da önceki yıllara dayanıyor. Bir kadının ter kokusuna maruz kalan bir başka kadının adet döngüsünde yaşanan değişimler kayıt altına alındı. Diğer bir araştırma ise gösteriyor ki feromonların yakın ya da aynı ortamda bulunan kadınların adet dönemlerinin aynı zamana denk gelmesine sebep olabilir. Başka çalışmalarsa insanın ter kokusuyla ilgilidir. Ter kokusu üzerinde yapılan çalışmalar, kişinin ter kokusu salınımından etkilenen insanların cinsiyetle ilgili tepkiler üretmesi olasılığını etkilediği üzerinedir. Feromon kokusu ve aşık olmak. İnsanın bağışıklık sisteminde bulunan feromon, genellikle aşk ve cinsellikle ilişkilendirilir. İdrar ve koltuk altındaki terlerle dışarıya atılan feromon salgısı uçucu ve hafif bir kokuya sahiptir. Aşk hormonu ve aşk kokusu olarak da adlandırılan feromonun insan ilişkileri üzerindeki etkisi çok farklıdır. Çekicilik, cinsellik ve koku kavramlarının kesişiminde yer alan feromonlar, uzmanlar tarafından aşkla olan ilişkisiyle de inceleniyorlar. Duygusal olduğu kadar kimyasal bir bağlantısı olan da aşkın, beyinde ve diğer organlarda bazı değişikliklere sebep olduğu biliniyor. Aşık olmadan önce ve sonra vücutta yaşanan değişimler araştırmacılar tarafından merak ediliyor ve aşık olduktan sonra vücudun verdiği tepkileri gözlemlemek istiyorlar. Hayatın en ilgi çekici durumlarından birisi olan aşk bilimsel olarak incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şunlar. Aşık olan insanın sevinç ve mutluluk seviyesi önceki zamanlara göre artış gösteriyor. Yaşanan olaylara ve sorunlara karşı kişi daha kayıtsız olabiliyor ve sorunları kafasında büyütmüyor ve kendini enerjik hissediyor.